Gelinimizin misafirleri için hazırladığı sunum masası açıkçası göz dolduruyor. Elmalı kurabiyeden gelin pastasına, içli köfteden dızmanaya, mercimek köftesinden yaprak sarmaya, kırma böreğinden Tekirdağ köftesine, kekten şehriye salatasına kadar masada tam 12 çeşit lezzet var. Evet hanımlar, hoş geldiniz. Ben sizden önce geldim. Şöyle bir masaya şöyle bir göz attım. Tekirdağ'dayız. Tabii Çorlu, Tekirdağ. Evet aslında. Tekirdağ köftesi de hemen. Tekirdağ köftesi. Baş köşede. Evet, baş köşede. Peki, nasıl buldunuz masasını hanımlar? Ben başlayabilir miyim? Başlayabilirsin. Ama lezzetlerini bir tanıtalım mı önce? Tamam, tanıtalım. Aslanım gelin pastası yaptık. Evet. Çünkü gelin evindeyiz. Gelin pastasını layık gördüm. Elmalı kurabiyemiz var, içli köftemiz var. Bunları Tülin ablam yaptı. Şu kurabiyeyi Kadriye ablam yaptı sağ olsun. Bunu eşim yaptı. Eşin? Evet, eşim yaptı. Ne bu? Aslanım o dızmana. Dızmana. Bulgaristan'a özgü hamur işi. Eşim çok güzel yapıyor. Ay bravo yani, evet. Hamur işi bir beyefendinin yapması. Değil mi? Hani salata, mangal olur da hamur işi değişik geldi. Ama tebrik ediyoruz. Hamur işi, pişi gibi ama içinde başka bir şey var. Bu kırma. Evet. Aynı şekilde bu da öyle. Bulgaristan'a özel. Buna da kırma böreği deniyor. Bu börek, bunu da eşim yaptı. Yok artık. Evet, ikisini eşim yaptı. Çalıştırmışsın eşini. Evet. Ne güzel örnek oldu ama. Tebrik ediyorum. Erkekler mutfağa girmez mi? Girer mi? Yazın lütfen sosyal medyada değerli izleyenler. Beyler mutfağa girmeli mi? Eşlerine yardım etmeli mi? Yoksa hayır. Eşler mutfağa girmemeli. Orası benim alanım mı diyorsunuz? Lütfen yazın. Tabii sizin düşüncelerinizi de merak Kesinlikle ediyorum. Girmeli. Girmeli diyorsun. Girmeli. Bence de girmeli. Benim eşim yapar zaten. Ay maşallah. Girmeli ama dağıtmamalı. Bak bu güzel. Evet, girmeli ama dağıtmamalı. Katılıyorum Kesinlikle. Sana. Evet burada bir açma görüyorum. Evet açma, sarma. Açmayı kim yaptı? Annem. Mercimek köftesini de birlikte yaptık. Şurada şehriye salatası var. Evet tatlı. Onu da annemle birlikte ve şurada küçük minik bir kekim onu var. Onu sen yaptın herhalde. Evet aslanım. Senin gibi minnak, minyatür bir kek. Evet. Çok güzel. Peki, bir de böyle bir şeyler görüyorum. Evet aslanım, o da ben Antalyalıyım. Antalya'ya özgü babaannemin yaptığı reçelleri turunç size. Turunç mu bu? Turunç reçeli. Aa, size ikram etmek çok, istedi. Çok güzel. Size. Çok nazik. Teşekkür ederim. Antalya'da çok popüler bir reçeldir. Evet. Turunç reçeli. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyetle yine yapanların aslanım. Da ellerine sağlık. Evet. Bunu sen mi süsledin? Evet aslanım, kavanoz görünmesin diye. Evet bu da çok pişik olmadan var. Böyle yok, bir şey yaptı. Çok cici olmuş aşkım. Düşünmen güle yeterli. Güle. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi başlayabilirsin tabii ki. İzninizle başlıyorum. Elif'cim her şey için teşekkür ederim. Ellerinize sağlık ilk önce. Ben tabakların kenarlarından başlamak istiyorum. Gold kenarları ama masanda gümüş var, cam var. Porselen. Çay taban, gümüş, porselen var. Porselen nerede? Bunlardan bahsediyorum. Ama bunlar takımı. Hayır yani ortada karışık olarak var demek istiyorum. Ama ben 5. gündeyiz, lafını böldüm kusura bakma. Hep aynı şeyi savundum ve kendi masamda da bunu tabii ki yapmayacaktım ve yapmadım da. Şimdi şöyle, bu bir takım, bu takımla birlikte bunlar da takım. Hepsi bir arada. Şimdi bunu gold kullanmak istemedim. Bunu gold kullan demedim zaten. Tamam. Zaten bunu gold kullanmak da istemedim. Yani tarzım da değil açıkçası. Ama bununla bu takım. Devam ediyorum. Bunun hani gold, tek gold kalmasın diye şunların kenarlarını gold kullandım. Ama aslında mesela benim tarzım şu. O da var. Mesela normal direkt aynı model, aynı markanın açmada aynı da modeli. Var. Açmada da var. Sadece ikisini, iki yöreye ait ikisini bununla takım kullanmak istedim. Onun dışında farklı, mesela farklı bir beyaz tonunda seramiğim, başka bir takımın seramiği yok. Bunlar benim parçalarımın seramiği ve diğer her şey de birbirleri arasında takım. Bunlar da mesela benim kaşıklarımla bir, aynı şekilde çay tabağım ve çay bardağım da bunlarla takım. Tek goldluk ve yani tek goldluk burada var ve dediğim gibi onu da uydurmak için şunu, şu ikisini aldım. Kendi aralarında takım ama hep beraber bir araya gelince halay çekiyor gibi olmuşlar. Mesela şu
gümüş. Tamam bak bu da gümüş. Burada da gümüş. Peçetende gümüş desenler var. Ay kızlar ne yapsaydım? Gold mu alsaydım gold, ya? Gümüş. Benim ıslak mendilime laf etmiştin. Burada da ben gümüş renk görüyorum. Islak burada gold. Mendilim pembeydi çünkü galiba. Tamam sen de uydurabilirdin. Bak demek ki bulunamıyormuş. Demek ki bulunamıyormuş. Bak, bunun, evet gold'u da satılıyordu. Ve ben kendi isteğim ve arzumla bunu gold almadım. Çok rahat alabilirdim. Ben de değişiklik olsun diye onu öyle almıştım. Bak sen de demek ki böyle alınabiliyormuş. Ben de biraz uyumsuz buldum Elif'ciğim. Yani evet hepsi tek başına güzel parçalar. Ama bir araya geldiklerinde, masa kurulduğunda birbiriyle çok çelişmişler. Tamam kız, ben ne kullanmalıydım? O zaman siz söyleyin. Ya, şimdi burada cam, bu cam. Evet. O tabii ki cam olacak zaten. Biz buna bir şey söylemedik. Hayır. Bir şey söylemedik. Neye söyledin? Mesela bak, burada gold kullanmışsın. Bunun kenarlarını da gold yapabilirdin. Diğer camlar da gold olabilirdi. Çünkü bizde eleştirildi. Ben yemek takımını çok beğendim. Teşekkür ederim. Fiyatını öğrenebilir miyim? 3000 lira bunlarla birlikte. Bardaklar dışında çatal kaşıkla birlikte. Çatal kaşıkla birlikte 3000 lira aslında. Gayet çok uygun fiyatı. Ne zaman almıştın? 2 yıl oldu. Çok iyi. Tamam, teşekkürler kızlar. Afiyet olsun hepinize. Lezzetlerin de tadına bakalım dilerseniz. Evet. Ne bileyim sağ olun. Evet. Valla eşinin yaptığı bu şeylerin bir tanesinin tadına bakayım tamam, örneğin. Tamam hemen ben sana. Ablacığım. Ben de istiyorum. Çalıştırmışsın tamam. Bu kadar. Ben de merak ediyorum. Videosu da var. Gerçekten videosu var mı? Evet aslanım var. Ay, izleyelim. İzleyelim aslanım. Vay vay vay. Bravo ya. Buyurun. Orkun Bey, Orkun Bey. Bu şimdi neydi adı? Bunun ismi kırma böreği. Kırma. İçinde evet. Ne vardı? Aslan içinde bunun bir sosu peynir, var. Peynire benziyor. Kaymaklı bir sosu var. Allah Allah. Kim istemişti? Ben istemedim. Ben istedim. Şey Aydan istedi aşkım. Ölemedim kusura bakma. Ben aldım. Yok, önemli değil. Tamam. Çok lezzetli olmuş gerçekten. Eline sağlık kardeşim. Afiyet olsun. Harika bir sürprizdi. Şey aslanım daha bıraksam neler yapardı da söylemedim. Aslanım bu arada bir misafirim bir sürprizim vardı. Öyle İzninizle, mi? İzninizle evet çağırmak istiyorum. Sürpriz. Evet bir sürprizim var. Tamam. Fahrettin Bey. Fahrettin Bey. Evet. Allah Allah. Bizi bir alkışlayalım mı? Teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir sürpriz oldu. Teşekkürler abla. Böyle yemeğimize eşlik etti. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aslanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerle burada olmak çok büyük keyifli bir şey. Ne güzel. Sağ olun. Var i̇yi olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki geldiniz. Çorlu'da mı yaşıyorsunuz siz? Evet, evet, evet. Ne güzel. Evet. Çorlu ve bu Tekirdağ bölgesi, bu bölge müziği çok sever. Evet, kesinlikle. Tabii değil mi? Trakya müziği demek. Ay, değil mi? Düğünler ne güzel olur buralarda. Harika, çok eğlenceli. Ya, harika, siz evli misiniz? Değil mi? Hayır. O zaman evlenince gelin evine bekliyoruz hanımımızı. İnşallah, hanımızı. İnşallah. Değil mi? En i̇nşallah. Büyük destek şurada. Ben de dızmana yaparım. Siz dızmana mı? Tabii. Biliyor musunuz dızmanayı? Hayır. Hayır ama değil mi? Enteresan. Evet. Eşi dızmana evet, yapmış. Evet, evet. Harika. Ne güzel. Siz de mutfakta arka. Bir şeyler yapıyor musunuz? Tabii ki, tabii evde. Ki, tabii ki, tabii ki. Aa ne güzel. Bak işte beyler de artık mutfağa girmeye tabii başladılar. Aslanım. Aa çok güzel. Ne güzel müzikle yiyoruz. Şunu da tadına bakalım. Evet. Tabii size de bir tabak yaparız yani bu güzel lezzetlerden çok değil mi? Yaparım, yaparım. Aslanımcığım. Efendim tekrar buyurun. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Peki sizden bir ricam olacak. Estağfurullah. Güzel yorumunuzla bana eşlik eder misiniz? Aa ne demek. Tabii seve seve. Bildiğim bir şarkı çalarsanız. Buyurun. Siz de bana eşlik edin. Hatırla sevgili. O mesut geceyi camların altından.
Hatırla sevgili, o mesut geceyi. Anların altında verdin bu seyi. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan olasın. Çok teşekkür ederim. Biz de böyle ama Allah'tan, Allah'tan gönderme de yapıyoruz. Göndermemizi yaparız biz hanımlar, göndermeyi yaparız. Peki o halde size çok teşekkürler ediyoruz. Sana da çok teşekkür ediyoruz bir tane. Ben teşekkür ederim. Bu güzel sürprizin için ne güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Vallahi müzik oldu mu çok güzel oluyor, çok neşeli oluyor. Ben şunu çok sevdim açıkçası. Afiyet olsun aslanım. Damadımızın ellerine sağlık. Bir de dızmanayı tadıyorum. Evet. Şuradan ben. Biraz böyle bir peynirli mi? Evet evet var aslanım. Hatta dün buradayken eşim için hazırlamış. Bana fotoğraf attı. Kıyamam ya. Hazırladım diye. Aferin ona. Sana destek olması ne kadar önemli. Çünkü bir de bebeğiniz var. Evet. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Çok güzel olmuş. Hanımlar siz tattıklarınızı nasıl buldunuz? Bu çok güzel, çok beğendim. Yapanların eline koluna sağlık. Benim Ama şu senin yaptığın minnak kekin tadına bakacağız. Evet, ne zaman aslında büyüyecek o? Sula belki büyür. Kaç günlük Elif o kek? Canım, o yeni doğmuş. Yeni doğdu. Biraz sanki küçük kalmış tabakta. Baby cake. Evet baby. Baby cake bu yeni çıktı. Ha, evet, baby cake. Evet, baby cake evet. Çok havalı. Hey baby cake'den bir gelir misin buraya? Hadi bir test edelim evet, bakalım baby cake'i değil mi hanımlar? Evet. Bak şurada da arpa şehriye salatası varmış. Hep biz bu tencerelere biliyorsunuz çorba koyarız. Evet aslanım ama o gün konuşmuştuk. Sen bunu evet çok işlevsel olması açısından bu şekilde kullandın. Yani sen bir örnek teşkil etsin istedin. Şimdi ben bunun içine hiç salata koymayı açıkçası düşünmezdim. Siz düşünür müsünüz? Ben gerçekten düşünmezdim. Ama iyi bir fikir vermiş olabilirsin evet, bizi izleyen izleyicilerimize. Afiyetliyin, afiyet bal şeker olsun aslanımızda da. Nasıl? Pamuk valla. Baby cake ama. Nasıl? Pamuk gayet güzel. Eline koluna sağlık. Gayet güzel. Hanımlar afiyet olsun, yemeğe devam edelim. Senin düğün albümün, düğün evet, kasetin, evet, efendim tanışmanız her şey hazır değil mi? Evet, İzleyebileceğiz. Her şey hazır. İzleyeceğiz. Nefis. Şimdi direkt geçelim şöyle güzel Elif'in düğününü izlemeye. Teşekkürler. Geçelim. Hadi bakalım.